seçimlerde? CHP'ye. Hep CHP'ye mi oy verirsiniz? Hep CHP'ye oy verdim, evet. AKP'ye emekliler kaybettirdi diyorlar. Ne diyorsunuz? Vallahi ben emeklilerden daha çok yurt dışındaki oyların etkili olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki oylar olmadığı için ve köyden gelen oy olmadığı için CHP bu sefer bu başarıyı elde etti. Peki sizin geçim kaynağınız neler? Ne gelirleriniz var? Benim emekli maaşım var. Maliyeden emekliyim. Bir de eşim emekli. Başka bir şeyimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan denilen arkadaşın, başkanın, ya bizi de ne olur gözünün bir bebeğini bir ucuyla bizi de görsün be. Yani gözüyle komple görmesin ha. Ucuyla görse yeter. Hangi partiye oy veriyordunuz? Ben parti bilmem. Benim verdiğim parti muhalefet partisi, ismini vermeyeyim. O muhalefet olmaya başlasın inşallah bizi örgütlesin. Biz onunla beraber her meye gelmeye hazırız. Yani bu alan var ya, Türkiye'de hazır. Ama milletten, bizden beklemesin. Öncülük yapsın kardeşim. Ben bunu istiyorum. Kim yaparsa yapsın. Bak Özgür Özel mi yapıyor? Demirtaş mı yapıyor? Lider bak bunlar hepsi. İçeride olmasına rağmen örgütler Demirtaş. İyi bir örgütçüdür. Efendime söyleyeyim, şey mi yapıyor? Ya kim? Recep Tayyip Erdoğan da bizi hariç kim örgütlüyorsa biz onun arkasından korkmadan bu meydanlara ve Türkiye'nin her yerine gelmeye hazırız abi ablacığım. Şehir dışından mı geldiniz? Evet, Ünye'den geliyoruz. Ordu Ünye. Kaç kişi geldi Ünye'den buraya? 120 kişi. Vallahi bu yaşam şeyine göre yaşanmıyor 10 bin lira parayla. En az 20-25 lira para lazım. Yani ev kirasının 10 lira olduğu yerde 10 lirayla geçinilmez. Öyle değil mi? Adalet istiyoruz. Başka bir şey yok. Emeklilere daha fazla para vermesini istediğimiz için Cumhurbaşkanımızın. Hangi partiye oy vermiştiniz? Malum değil mi? Açıkça. Bu seçimde pek çok daha önce AKP'ye oy veren insanın da emeklilere bir şey vermediği için CHP'ye oy verdiği söyleniyor. Sizce bu seçim AKP'ye emekliler mi kaybettirdi? Evet, büyük ihtimal. Emekliler kaybettirdi. Geçinemiyoruz. Yani emekli geçinemiyor. 10 milyarla nereye geçineceksiniz? Market olmuş dünya para. Yani pazar öyle. Paramızın değeri yok. Her şey çok pahalı. Şehir dışından mı geldiniz? Isparta'dan geldik. Kaç kişi geldiniz? Biz 4 otobüs. 4. Ben var ya, Türk Hava Yolları'nın genel müdürünün aldığı maaşın binde birini istiyorum. Ben de bu ülkede vergi veriyorum. Ben de her şeyde benden vergi alıyor. Nereden emeklisiniz? Emekli sandığında. Ben de vergi veriyorum. Bu ülkenin her şeye vergi veriyorum ben. Benim de hakkım, evet, tamam mı? 1,5 milyar trilyon alan adamın binde bir maaşını istiyorum ben. Her birisine aylık veresiye biraz da Türklere versin. Bu ülkenin insanlarına versin. Ülkeyi istemiyoruz ülkemizde. Evet. Biz rahat yaşamak istiyoruz. Herkes memleketine gitsin. Onlara daha fazla şey yapılıyor bize, hiç hastane bedava. Bizim savaşmış, şey kazanmış. Onlar da memleketinde savaşsın, kazansın. Yoksulluğa dur demek için. Güzel günler görmeyi umut ettiğimiz için buradayız. İnşallah güzel günler göreceğiz. Siz emekli misiniz? Evet. Malulen. Başka bir geliriniz var mı emekli aylığınızdan başka? Hayır. Hayır yok. Şehir dışından mı geliyorsun? Evet, Zonguldak'tan geliyorum. Geçinebiliyor musun? Çok zor. İki çocuğum var. Çok zor geçiniyoruz. Siz nereden emeklisiniz? Hava kuvvetlerinden. Havacıyım ben, uçak teknisyeniyim. Şu an emekli aylığınızdan başka geliriniz var mı? O ekonomist arkadaşa. Ben Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi vardı şurada. İşletme bölümü mezunuyum. Devlet Bahçeli de benim hocam. O utanç da bana yeter. Tamam mı? Yani şimdi
benim hocamın dokunduğu yerler batıyor böyle. Ülkeyi de bu hale getirdi. Adam Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor ya. Şimdi 10 bin lira ve altında maaş alan emeklilerimiz var. 9 milyon 500 bin lira, 500 bin civarında 10 milyon emekli diyelim. 10 milyon emekli 10 bin lira ve altında maaş alıyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim. Yetimler 3500 lira maaş alıyor. Dullar 6500-7 bin lira civarında maaş alıyor. Bırakın 10 bin manipülasyonunu, onun da altında. Buna ölüm maaşı diyoruz biz. Tamam mı? Dili, dini, ırkı bir. Dünyanın en zengin Arap ülkeleri Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin öpez kardeşlerinin ülkelerine almadığı sığınmacıları Türk milletine Müslüman kardeş diye kakalayıp 12 yıldır sağlık ve eğitim giderlerini bizim vergilerimizle, primlerimizle ödeyenler, artık emekliye harcayın, emekliye. Doğru söylüyorsunuz. Emekli 10 milyon maaş alıyor. Gelsin de gençler geçinsin. Sağlık görevlisi istiyoruz. Et kuyruğu var. Ekmek kuyruğu var. Ne bileyim, her şeyde kuyruk var. Hastanelerde muayene olamıyorsun. İnsanlar perperişan. Daha tutuyor. Kendi belediyelerine o kadar harcamışlar. Onlara söylemiyor. CHP'nin belediyelerine göz önüne alıyor. Önce kendi belediyelerinin harcadıklarını göz önüne alsın. Onları bir sorguya çeksin. Bir millette 10 milyon maaşla geçiriyor. Ayıptır, günahtır. Bu emekliler perişandır. Sarayın bir düşünme masrafı 3 emekli maaşından fazla. Sosyal devlet ilkesiyle kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde sosyal atık muamelesi gören biz emekliler. Kısa işin özeti bu. Şimdi diyorlar ki efendim yaz aylarında 65 bin misafirhaneyi, yani toplam kapasitesi 65 bin olan öğrenci yurtlarını emekli misafirhanesi yapacaklarmış yazlık yerlerde. Alay ediyorlar. Emekli açım diyor, bu yurda git tatil yap diyor. Emekli sokağa çıkamıyor, o Çeşme'deki yurda git, Antalya'daki yurda git, Mersin'deki yurda git diyor. Başımızda bir gulyabani var. Gulyabani IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Gulyabani, Mehmet Şimşek, beni dinle. Mehmet Şimşek, bu gulyabanini al, saraya götür, artık emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginlerden alsın, zenginlerden istesin. Saraya git, git buradan. Seni istemiyoruz. Yoksulun sırtından düş, onu saraya götürün. Onu zenginlerin, biraz da zenginlerin penceresine gitsin o. Biraz da zenginlerle uğraşsın. Bu garibanı, emekliyi bıraksın artık. Buradan hem hükümete hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Bu adımları atalım. Emekliler, elinizi kaldırın. Bu eli tutun. Bu eli havada bırakmayın. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Biz size el uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın. (Gülüyor)